Bu dersimizde çizimlerimizi hazırlarken bize büyük kolaylık sağlayacak dosya şablonları hazırlamayı öğreneceğiz. Bu dosya şablonlarında kullanacağımız ölçü birimini, ölçülendirme ile ilgili ayarlamaları, kullanacağımız layer'ları, çizgi kalınlıkları gibi ayarlamalar yapıp oluşturabiliriz. Böylece yeni bir çizim yaptığımızda az önce söylediğimiz bu ayarlamalarla bir daha uğraşmayacağız. Bunlar hazır olarak karşımıza çıkacaktır. Dosya şablonları uzantısı DWT olan dosyalardır. Şimdi biz bir dosya şablonumuzu oluşturmaya başlayalım. Önce limits komutuyla ekran sınırlarımızı belirleyebiliriz. Limits komutunu çalıştırıp sol alt köşeyi 0,0 olarak kabul ediyoruz. Sağ üst köşeyi de 420,297 olarak kabul edelim. Ve zoom all komutunu uygulayarak bu sınırların ekrana yerleşmesini sağlıyoruz. Şimdi layer diyalog kutusuna girerek kullanacağımız birkaç tane layer oluşturalım. Burada önceden var olan sıfır layer'ını ana çizgilerimiz için kullanabiliriz. Rengi beyaz kalsın, çizgi tipi sürekli çizgi ve çizgi kalınlığını 0,40 yapalım örneğin. Şu anda ana layer'ımız hazır. Yeni bir layer oluşturalım. Bu da ince çizgiler için. Buna ince çizgi ismini verelim. Renk olarak buradan bir renk seçelim. Ve çizgi kalınlığında 0,18 yapalım. Bu layer'ımızı da oluşturduk. Yeni bir layer daha oluşturalım. Bunu da eksen çizgisi olarak isimlendirelim. Bunun rengini kırmızı olarak ayarlayalım. Ve çizgi kalınlığını da 0,18 yapalım yine. Çizgi tipi olarak bu sefer eksen çizgisi yapmamız gerekir. Çizgi tipinin üzerine tıklıyoruz. Ve buradan şu anda dosyamızda bu çizgi tipi yüklü olmadığı için load düğmesiyle bu çizgi tipini yüklüyoruz. Buradan center 2'yi seçelim. Ve OK düğmesini tıklayalım. Buradan çizgi tipi olarak center 2 çizgisini seçiyoruz. Şimdi bir layer daha oluşturalım. Buna da isim olarak ölçülendirme diyelim. Buna bir renk belirleyelim. Çizgi tipi olarak sürekli çizgi tipini kullanacağız. Continuous seçiyoruz. Çizgi kalınlığı 0,18 olsun. Bu layer'ımız da tamam. Yeni bir layer daha oluşturalım. Buna da kesik çizgi ismini verelim. Renk olarak yine beyaz seçelim bunu. Çizgi tipi olarak kesik çizgiyi seçmemiz lazım. Bu çizgi tipi de dosyamızda olmadığı için load düğmesiyle bu çizgi tipini yüklüyoruz. Buradan taşıt tipini seçebiliriz örneğin. Ve buradan da taşıt çizgi tipini seçip OK düğmesini tıklıyoruz. Son bir layer daha oluşturalım. Buna da tarama diyelim. Bunu da tarama çizgileri için kullanacağız. Rengi mavi olsun. Çizgi tipi continuous, yani sürekli çizgi. Ve çizgi kalınlığı da 0,20 olsun örneğin. Bu şekilde bu ayarlamaları yaptıktan sonra OK düğmesini tıklıyoruz. Şu anda layer'larla ilgili ayarlamalarımızı yaptık. Bir de ölçülendirme ile ilgili ayarlamalarımızı yapalım. Dimension Style düğmesini tıklıyoruz. Buradan Modify düğmesini tıklayalım. Line and Arrows kısmında gerekli değişiklikleri burada yapabiliriz. Örneğin burada ok başlarının büyüklüğünü 3 yapalım.
text sekmesine geçelim. Burada text color rengi olarak beyazı seçebiliriz örneğin. Buralarda artık kendinize göre uygun değişiklikleri yapıp OK düğmesini tıklayabilirsiniz. Buradan da close düğmesini tıklıyoruz. Ölçülendirme ile ilgili ayarlarımızı da yaptık. Şimdi de kullanacağımız yazı stili ile ilgili ayarlamalar yapalım. Bunun için text style komutunu çalıştırıyoruz. Burada örneğin font name kısmına istediğimiz yazı stilini yerleştirebiliriz. Buradan italik seçiyorum ben. Yükseklik olarak da 3 seçiyorum. Ve bu şekilde burayı ayarlayıp kapatıyorum. Bunun gibi birçok değişikliği yaptıktan sonra artık sıra şablonumuzu kaydetmeye geldi. Bunu şablon olarak kaydetmek için File menüsünden Save As seçeneğini seçelim. Burada dosyamızı kaydederken File of Type kısmına dikkat edelim şimdi. Bu konumuzun püf noktası burada. Burada çizeceğimiz AutoCAD dosyasının uzantısını ayarlayabiliriz. Bizim çizdiğimiz, ayarladığımız bu dosyanın şablon olabilmesi için uzantısının DWT olması lazım. DWT olması lazım. Buradan AutoCAD Drawing Template seçeneğini seçmemiz gerekir. Bunu seçince AutoCAD'in Template klasörü içindeki diğer hazır şablonlar buraya yerleşecektir. Örneğin biz daha önce yeni bir dosya aç dediğimiz zaman buradan biz Ecad ISO şablonunu kabul ediyorduk. Bundan sonra biz ayarlamalarımızı yaptık. Eğer istersek kendi şablonumuzu kullanabiliriz yeni bir boş dosya açarken. File name kısmında da bu dosya şablonumuza bir isim verebiliriz. Örneğin buna şablon 1 ismini verelim. Ve burayı kaydedelim. Save düğmesini tıklıyoruz. Save it butonuna bastığımızda karşımıza yeni bir diyalog kutusu gelecektir. Burada description kısmında bu şablonumuzla ilgili herhangi bir not yazabiliriz. Alt kısımda ise kullanacağımız ölçü birimi ile ilgili iki seçenek var. Metrik ve İngiliz ölçü birimi. Biz metrik kısmını seçiyoruz. Ve buradan OK düğmesini tıklıyoruz. Artık dosya şablonumuz ayarlandı. Bu dosyayı kapatalım şimdi. Ve yeni boş bir dosya açmaya çalışalım. Karşımıza AutoCAD'in template klasörü önceden olduğu gibi yine geldi. Buradan artık Ecad ISO değil de istersek ayarladığımız şablon 1'i seçebiliriz. Buradan biz şablon 1 ismini verdiğimiz dosya şablonumuzu açıyoruz. Bu dosyamız şu anda açıldı. Bizim ayarladığımız değerlerin hepsi burada kayıtlıdır. Örneğin oluşturduğumuz layer'lar burada. Kullanacağımız ölçülendirme ayarları yine aynı şekilde ayarlanmıştır. Yeni bir çizime başlarken bu şekilde şablonlardan faydalanırsanız zaman kaybetmekten kurtulursunuz.